Dünyadaki imtihan ya kadarız. Dünyadaki imtihan çekilengen, malum bir fenden, malum bir kitaptan, malum bir varaklardan bulalım. Falan betiden ayeti vereyim deydi. Falan kaydan ayeti vereyim deydi. Falan narsanın hususiyatını ayeti vereyim deydi. Az yine nasıl soruladı? Lekin, ahiratın imtihanı da çekecek. Hayatınızı hemen cevabı cevap verirsiniz. Yani bir duruşta. Allah da Allah'a bir metre turasız, sizi tanıyan gününden başlayıp, balagat yetiyen gününüzden başlayıp, vafat gününüz için neçin yıl yaşayan basız, hamasıyla cevap verirsiniz. Üniversitede bir tuttu imtihan basıyor bu psikoloji. Şu tora olana soruyordu. 5 yıl okuyan gününüzde hamasını künme kün sorar mıydı? Çünkü damla özüyen bilmiyordu 5 yılda nümen okuyan hamasını. Lekin Allah da Allah'a getirirken de, eşsiz kirgenden başlayıp, tilizgeyen cevap verirsiniz. Közüzgeyen, amalizgeyen, sarf aracatizgeyen, birdenge cevap verirsiniz. Biz ettik dünyadaki imtihanlar bugün öte almasın, ettik kaytarış. Mümkün. Lekin Allah da Allah'a aldı türgendeki hesap kitapta bir türasız, ya ötasız, ya ötmeysiz. Allah da Allah kasam içi baytadı. Parvardigoringiz nomiga kasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Vaqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo bir to'p kofirlarni jahannamga uloqtirishliklaridan oldin aytadi. Ularni to'xtatib turinglar. Do'zaxga tashlab yuborib turinglar. Chunki ular so'ralgi uchidirlar. Shunda tashlab olmaydi do'zaxga o'sha kofirlarni ham, o'sha zolimlarni ham to'xtatib so'raydi. Nimaga qilgan bu ishni? Qaysi haq bilan qilgan bu ishni? Javob bergizadi. Keyin jahannamga tashlaydi. Toki bu yoqda zulm ko'rganlar uni ko'rib turib, qalblarida gina kuduratlar yozilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'a." Bir inson qiyomat kunida 4 ta narsa haqida so'ralmasdan turib, ondan jilmaydi qadamlari. 4 ta narsa haqida so'raladi, javob bergandan keyin jiladi. Yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Nima edi ular? Diqqat qilinglar. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umri haqida so'raladi. Shu savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak. Nimada yashayapmiz? Bolacha qarab, noto'g'ri bu. Bolacha qarab yashash kerak emas. Alloh deb yashash kerak. Shunda bolachaqaga qaraganingiz ibodatga o'tadi. Shunda ham bolaga qaraysiz, chaqani topasiz, zarur qilasiz. Lekin maqsad Allohning roziligi, Allohning diydori, Allohning jamolini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz, uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat. Bola topganingiz ham ibodat, boqqaningiz ham ibodat, tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat. Umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar? Bir kursiga yetish uchun, bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni? Musulmonlar, ko'zimizni katta ochaylik. O'zi bizi vaqtimizdan boshqa hech qanday sarmoyamiz, dasmoyamiz yo'q. Bizning aborotimizda faqat vaqt bor. Ikkinchisi, anjasadihi fima abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nima bilan qaritdi? Nima bilan soqolini oqartirdi? Nima bilan belini egdi? Bolachaqa debmi? Orzu havas debmi? Odamlarga men ham yetaman, odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi? Va ishonaveringlar, agarchi Allah'a deb yaşasa bir insan, gel çok işler pul toparışı hem şartmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatima anamız raziyallahu anh'a'da Ali'ye nikahla vergende bir yarım 2 kilo hurma bulan toyutkuz oraya. Kimimiz kızımız Fatima-i Zahra'dan üstün? Kimimiz küvağımız ya ki oğlumuz Ali ibn Abi Talib Kerram Allah'a'dan baladı? Şu kişilerde toyçi bir yarın 2 kilo hurma bulan öte uğurgen, yine kvartirada oturuşken. Cesadımızı nime bulan ıslah kulu yürüp biz, nime bulan karate yapıyoruz, cevap ver. Böyle koyla kıyamet günü de cesadımız özümüzden soruyordu. Meni hine gendi oluyordu. Muala hakkı da soraladı. Kayırdan toptu, kayırga. Kayırga. Halaldan toprakken dursuz. Lekin halal geketi yaptı mı? Ya ısrah keketi yaptım. Haram gedemeyim ben. Çünkü elhamdülillah ara geçmeyiz, belki başka iş kılmıyız. Israf keketi yaptım mı pulit? Ve an ilmihi ma da amire fihi. İlme hakkında soruladı. Neme amel kaldı ilmede? Pulda kayırdan topganımızda cevap veremezken bitti ilim. Kayırya sarfaganımızda cevap veremezken bitti ilim. Bana ilmi bulduk hemen. Yani şu ilmimizi amel kılamız mı yok mu?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytganlar kullukum ra'in fa mas'ulun an ra'iyatihi. Matnini o'qimayman, vaqtdan ozgina tejaylik. Har bittangizlar boshliqsizlar va qo'l ostingizdagilar haqida javob berasizlar. Insonlarga amir bo'lib turgan kishi ra'iyat haqida Allohning oldida javob beradi. Erkak kishi boshliq oilada xotini bola-chaqasi haqida javob beradi. Ayol kishi qo'l ostidagi erini mulki va farzandlarini ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi. Hamda har bitta qul o'zining sayyidini ma'rifatda javobgar bo'ladi. Mana misol. Bir davlatman odamning do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti, sotuvchi. Haligi odam savdo qiladi. Sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki bir oyda bir hisobini beradi. Endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulk ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib yubordi. Qarindosh kirdi, bekarga berib yubordi. Endi atchot-tushot bo'layotgan paytda xo'jayin qani dedi. Qani dedi, to'lang dedi oldingizdan. Kechib yuboradimi? Qo'limizga kelgan moli dunyomi, farzandmi, mansabmi, qo'l ostimizda nima bor? Mana shular haqida Alloh taolo siz bilan bizdan hisob kitob so'raydi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmaysan, buyurganmizmi, islomiy muomala qilganmizmi, namozni o'qida targ'ib qilganmizmi, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarni yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir mavzuni aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taolada javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydira olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Allohda yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.